Ahmet Kekeç En Amerikancı Cumhurbaşkanı kimdi? Utanmaz sol portallar en Amerikancı Cumhurbaşkanı kimdi sorusuna Celal Bayar, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Erdoğan vesaire cevabını verecektir. Ya da suskunluğa bürünecektir. Nazım Hikmet konusunda susuyorlar hala. Nazım Hikmet ile Kemal Tahir'i hangi şef 13 yıl içeride yatırdı? Sabahattin Ali'nin kafasını odunla parçalama fikriyatı hangi parti devletine aitti sorularına cevap arıyorlar en Amerikancı başbakan CHP safları arasından çıkmıştı Nihat Erim. 12 Mart darbesi tamama erer ermez CHP sıralarından gelip darbe hükümetinin başbakanlığına kurulmuş, ilk icraat olarak haşhaş ekimini yasaklamıştı. Amerika'dan da bol aferin almıştı. Peki en Amerikancı Cumhurbaşkanı kimdi? Cevabı çok basit. İsmet İnönü. Bir dönem Almancıydı. Almanya'nın savaştan galip çıkacağı düşüncesiyle iç siyaseti sağcı dünya görüşüne göre tanzim etmişti. Mesela milli eğitimi düpedüz faşist bilinen ellere bırakmıştı. Hitler'in yenileceği anlaşılınca tornistan etti, İngilizce bir siyaset izlemeye başladı. Sovyetçi olduğu bir dönemi de vardı. Sovyetler Birliği'nden mülhem kolhoz ve sovhoz uygulamalarıyla kalkınabileceğimizi hayal ettiği dönemdir bu. Peşinden köy enstitüleri rezilliği gelecektir. Elbette anladığımız manada Amerikancı değildi ama işbirliklerine ve imzalanan anlaşmalara bakarak hüküm verecek olursak Amerikancı yaftası İsmet Paşa'ya daha çok yakışıyordu. Merhum Adnan Menderes küçük Amerika olacağı sözü nedeniyle yıllarca bu yaftayla yaşadı. Amerikancı bir darbeyle gönderildiği halde bu yaftadan kurtulamadı. Ama İsmet Paşa ortanın solundayız dedi diye Türk sol entelektüel tarafından yıllarca solcu ve yıllarca solcu ve anti emperyalist muamelesi gördü. Amerikancı bilinen Menderes, Amerika'nın ekonomik tahakkümüne ve Türkiye tarım ülkesi olarak kalmalıdır baskılarına rağmen sanayileşmeyi düşündü. Bu konuda kayda değer adımlar attı, Sovyetler Birliği ile kredi anlaşmaları imzaladı, enerji tesisleri açtı. Bedelini de 27 Mayıs darbesiyle asılarak ödedi. Solcu ve anti-emperyalist bilinen İsmet Paşa ise Amerika'nın çizdiği sınırların dışına çıkmadı. Türk sol entelektüelinin ilerici ve bağımsızlıkçı ilan ettiği 27 Mayıs darbesinin bildirisi şu cümlelerle başlıyordu. Bütün ittifaklarımıza ve taahhütlerimize sadığız. NATO'ya inanıyoruz ve bağlıyız, Sento'ya bağlıyız. Bildirideki bütün ittifaklar ve taahhütler ifadesi, İsmet Paşa'nın imzaladığı anlaşmalara atıf yapıyordu elbette. İlk anlaşma 1 Nisan 1939 yılında Atatürk'ün ölümünden hemen sonra imzalandı. Her konuda müsaadeye mazhar ülke olarak tanımlanan Amerika'nın sanayi ürünleri için yüksek gümrük indirimi öngörülüyordu. Cumhuriyet döneminin ilk kapitülasyon anlaşmasıdır. 23 Şubat 1945'te imzalanan karşılıklı yardım anlaşması Amerika'nın istediği bilgilerin kolaylıkla teminini sağlıyordu. 12 Temmuz 1947 anlaşması ise Amerikan askeri varlığının üstlenmesine imkan tanıyordu. Bu dönemde Amerika sadece askeri varlığıyla değil, istihbarat birimleriyle de içimize girdi. Birileri mecburduk, yoksulduk, mütefikimiz yoktu, Amerikan desteğiyle biraz kendimize gelebildik, bu sayede çocuklarımız hiç değilse süt içebildi diye yazıyor ama işler hiç de öyle değildi. Mesela İsmet Paşa, 27 Şubat 1946'da Amerika ile bir kredi anlaşması imzaladı. 10 milyon dolar borç aldık. Bu parayla savunma malzemesi satın alacaktık. Bunlar savaş artığı malzemeler olacaktı ve mülkiyeti Amerika'da kalacaktı. Şart buydu. Öyle yaptık. Amerika'nın kırık dökük işleme savunma malzemelerini aldık ve mülkiyetini Amerika'ya bıraktık. Bir ton da faiz ödedik. Bunları utanma sol portalların anti-emperyalist sandığı İsmet Paşa yaptı. Dolayısıyla tarihimizin en Amerikancı cumhurbaşkanı İsmet Paşa'dır. Ahmet Kekeç Star